YouTube'da EKTV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. Türkiye son günlerde özellikle de dolandırıcılık olaylarını konuşur oldu. Peki bu bol sıfırlı ifadelere, kanma ve kandırılmalara ekonomistler nasıl bakıyor? Dolandırıcılık ekonomisi mi oluştu artık Türkiye'de? Bunu ekonomist Profesör Doktor Sayın Tahsin Bakırtaş ile konuşmaya başlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Tahsin Hoş bulduk Bakırtaş. Emre Bey. Sayın Tahsin Bakırtaş, bu olayları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte Dilan Polat olayı olsun, Fatih Terim fonu olsun, orada dolandırılan futbolcuların ifadeleri var. En son Seçil Erzan isimli bir kadının işte tefecilerin eline düştüğü ormanlık bir alanda videoda tefecilerin söylediklerini tekrar ederken işte görüntülerini gördük. Artık iş çirkinleşmeye başladı. Şunu sormak istiyorum. Hem bir duyarlı vatandaş, bir gazeteci olarak artık Türkiye'de bir vurgun, bir dolandırma ekonomisi mi oluştu? Ya bunun altyapısı var. Yani bu altyapı çok eskilere kadar gidiyor. Ancak bunlar tabii rakamlar büyük olmayınca bunlar pek kamuoyuna yansımıyordu. Ancak bunlar son dönemlerde Türkiye'de hem İran parasıyla başlayan bir süreç var. Yani İran parasının Türkiye'de aklanma süreci var. Bu Rıza Zarraflar'a kadar giden bir süreç. Bizim bu tür olaylarla karşılaşmamız. Yani Rıza Zarraf olayı da bundan çok farklı değil aslında. Rıza Zarraf da ne yapıyordu? İran paralarını bir şekilde aklıyordu. Aklamak demek sisteme girmesi demek. Gene burada da gördüğüm kadarıyla bahis paralarının yani kayıt dışı ekonomi dediğimiz, kara para dediğimiz şeylerin sisteme bir şekilde girmesi için YouTuber'lar yaratılıyor. O YouTuber'lar üzerinden onlar ünlü oldukları için onlar bir yere gittikleri zaman bizde de ünlülere karşı müthiş bir hayranlık olduğu için onların verdikleri paralar da çok önemsenmiyor. Onlar sisteme bir şekilde kayıt ediliyordu. Bu Fatih Terim olgusu o çok ilginç. Orada birkaç şeyin bir arada olduğu bir şeyi görüyoruz. Yani bir tarafta kara para aklama da var. Çünkü o paranın yani o futbolcuların aldığı o paralar transfer paralarıyla yalnızca açıklanacak paralar değil. Yani aldıkları paralar var ama onların hayatlarında bütün parayı da oraya yatıracak halleri yoktur. Yani buradan yola çıkarak orada gene bir kara para aklama olgusu var. Ama bu Zaten bu futbolcular süreçte üzerinden yapılıyor ki bakın ben hep öğrencilere de bunu anlatırım Emre Bey. Türkiye'de kara para aklamanın mekanizmaları vardır. Daha önce kumarhaneler yasak değildi. Bir ara kumarhaneler üzerinden gerçekleşti ki bunun sonunda da büyük bir cinayet gerçekleşti. Ömer Topal cinayeti tam bir kumarhanelerdeki para dönüşümünün göstergesi de ve orada eski başbakan rahmetli Mesut Yılmaz'ın bir söylemi var. Diyor ki bir gecede trilyonlar el değiştirdi. Şimdi Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesiyle belli insanların paraları belli şeylere gitti. Şimdi aynı şekilde 80'li yılların başlarında da başka olaylar var. Gene basında ortaya çıkan olaylar. Bunların hepsine baktığınızda bunlar eskiden beri bir dünyada bir kara para olgusu var. Kayıt dışı bir ekonomi var. Ki bu ağırlıklı olarak ya eroin parasıdır, silah kaçakçılığı parasıdır, beyaz kadın ticaretidir. Ama dünyanın küreselleşmesiyle beraber bu giderek daha da arttı. Rakamları da arttı. Bu gördüğümüz yani okuduğumuz kadarıyla 5 trilyon civarında dolarlık bir para. Bu 5 trilyon dolar paradan biraz da Türkiye akıyor. Türkiye aktığı zaman bu Türkiye'de sisteme nasıl girecek? Türkiye işte bu tür daha önce futbolcular üzerinden bakın gene futbolcular üzerinden giriyordu. Futbolcuların o büyük transferler bakın Evet. şimdi 500 bin dolar etmeyecek futbolcuya 20 bin, milyon dolar para verilir falan. Bunların aslında hepsi kara para aklama operasyonlarıdır. Bunları oturup dünyada tartışıldığı gibi İtalyan mafyası bakın İtalya'da Inter diye bir kulüp vardı değil mi? Bununla ilgili küme de düşürüldü. Şimdi aynı şekilde buraya baktığınız zaman Türkiye'de de bu maalesef futbolcular üzerinden 80'li yıllarda 70'li yıllarda bu artistler üzerinden oluyordu. Sinema sektörü üzerinden oluyordu. Şimdi bu futbol sektörüne kaydı. Ve futbol sektörünün ötesinde bir de tabii yasal olmayan bahis denilen bir kavram çıktı son yıllarda. Onunla beraber bu küçük YouTuber'lar oluştu. Yani küçük YouTuber'lar üzerinden paraklama olgusu ve
Başka bir şey daha var. Ben bunu gündeme getirmiştim. Herkes bana bu adam ne diyor diye baktı. Orada da aynı şeyi söyledim. Bakın her tarafta mantar gibi şey açılmaya başlandı. Bu güzellik salonları açılmaya başlandı. Türkiye'de bir de güzellik salonları üzerinden kara para aklama operasyonları gerçekleşiyor. Bunların hepsine baktığınız zaman ve bunlar bu para ama şunu kimse sormuyor. Ya bunlar bu parayı şey yapıyordu, bu para kimin? Evet. Mesela o güzellik salonlarıyla ilgili bir trafik işte Türkiye, Gürcistan, Yani Dubai. bir bakıyorsunuz hiç alakası, hiçbir şey olmayan insanın bir anda 50 tane, 100 tane güzellik salonu oluyor. Bu gerçekten onun mu? Yani ya da Türkiye'de belli insanlar ve uluslararası mafya, bu güzellik salonları uluslararası mafyanın bir parçasıdır. Uluslararası mafya üzerinden güzellik salonlarında kullanılarak para aklama. Para aklanırken bakın İran'ın paraları aklanıyor. Son dönemlerde Rusya da işe girdi. Çünkü Rusya'nın da artık sistemin, uluslararası sivil sisteminin dışına itildi. Onun için ne oluyor? Gene Türkiye'de bakın o belli dönemlerde işte Karadeniz'de petrol bulduk falan filan. Buradan bir şekilde aklandı ama asıl başka bir de Rus oligarklarının paraları var. O paraları nasıl aklayacaksınız? Sisteme nasıl sokacaksınız? Sisteme sokarken bakın Türkiye'de başka bir şey daha oldu. Konut piyasası müthiş arttı, değil mi? Bir nedeni kara para aklamadır. Bakın. Kara para aklamada konut sektörü Türkiye'de yaygın olarak kullanıldı. Ve onun için fiyatlar şişti. Bugün gerçek bir orta sınıf vatandaşın konut alması söz konusu olmaz hale geldi. Bakın, gidin Ki İstanbul'da. zaten ipotekli satışlar da durdu hocam. Yani banka kredili satış hani vatandaşın aldığı, Ona alabildiği erişmesi söz kaynak konusu kurudu. değil. O paraları ödemesi söz konusu değil. Gidin bakın İstanbul'un çoğu tarafında gece her taraf karanlık oluyor. Niye? O alınan konutların çoğu boş. Çünkü o konutlara kimsenin ihtiyacı yok. O konutlar üzerinden para aklanıyor. Ve o nedenle özellikle yüksek bu AVM'ler tarzı yüksek şeylerin baktığınız zaman nedeni bu. Bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Türkiye'de kara para aklamanın ve bu tür yasal olmayan yolların bir yansıması olarak bu tür magazinsel bunlar magazinsel olaylar. Biz o magazinsel olayları yaşayacağız, göreceğiz. Yani hiç sıfır parası varken bir insana müthiş bir para verirseniz ona yapar. Doymamış tüketimini önce doyurur. Yani o tür saçmalıklar da yapar işte dolarla banyo yapar falan filan yani. Ama bu dünyanın gerçek bir kapitalist ülkesinde bir sermaye burjuvazinin yapacağı işler değil. Yani burjuvazi Avrupa'daki burjuvazi Hocam gerçek burjuvazidir. Yani gösteriş ben tüketime de yönelmez. Ama bizim gibi ülkelerde, az gelişmiş ülkelerde biraz parayı bulduğunuz zaman işler farklılaşır ve lüks tüketime yönelirsiniz. Lüks araba alırsınız, lüks ev alırsınız, lüks giyersiniz, lüks harcarsınız. Yani bunların hepsi ve gösteriş tüketimi dediğimiz bizim gene kalkınma iktisatçılarının çok önemsediği bir kavramdır. Yani bunlar hep gösteriş tüketimi olarak harcanır. Harcanırken tabii ne oluyor? O parasını aktarırken onlara %5, %10 komisyon veriliyor. Yani paranın büyüklüğünü göstermek açısından söylüyorum. Müthiş bir para trafiği var. O trafiğinde de bunlara %5, %10'da bunlar bizim hayatta erişemeyeceğimiz yaşam tarzlarına, yaşam biçimlerine erişiyorlar. Bu da işin ironik tarafı tabii. ben de o konuya özellikle de fakir zengin ayrımına gelmek istiyorum. Yani eskiden hani biz fakirler tokatlanırdık. Hani biz kandırılırdık. Niye? İşte bir an önce sınıf atlayalım. Gelecek kaygımız olmasın. Ama şimdi bu özellikle Fatih Terim Fonu adıyla anılan vurgun hikayesine baktığımızda dediğiniz gibi milyon dolarlık transferler gerçekleştiren futbolcular burada kandırılmış. Hani zenginlerin kandırılması, hani fakirler kandırılsa anlarım da zenginler nasıl kandırılıyor hocam? Ya bunlar tabii yani bakın bunların içerisinde iş adamları da var. Yani şeyler de var. Bunların hepsine baktığınız zaman kapitalizmin bir doymazlığı var. Yani kazandıkça kazanma hırsı oluşuyor. Şimdi bana böyle bir şey geldiği zaman ben açıkça ben kuşkuyla bakarım. Çünkü bütün uluslararası piyasalarda 3 aşağı 5 yukarı rakamlar bellidir. Sizin kazanacağınız rakamlar bellidir. Fonların kazanacağı rakamlar bellidir. Yani bir fon yılda 2.300 falan veriyorsa burada bir problem vardır. Bir ayda size 100 bin liranıza 200 bin lira getirip veriyorsa 1 milyonunuza 1 milyon 1,5 milyon getirip veriyorsa
Burada bir problem vardır. Bakın, bu Ponzi dediğimiz bir şey. Yani aslında çağdaş bir dolandırıcılık. Bu dolandırıcılık yani sistemi oluşturuyorlar. Sisteme birisine para vermek için onu bir dizide de anlatıyor. Yani atılmış bir profesörü kuruyor falan. Yani ve bunu anlatıyor. Orada da anlatıldığı Haluk gibi. Ergenç oynamıştı o dizide ki Yani, zaten sosyal medyada da çok paylaşılıyor özellikle o Ponzi sistemini anlattığı orada sahne. bunu anlatıyor. Yani bu Evet. arkadaşların bunu en azından izlemesi gerekirdi. Yani izlemedikleri için bu futbolcuların ya da iş adamlarının o doymayan isteklerinin bir sonucu. Yani para ihtiyaçlarını karşılamak için para lazım olmalı. Para onun içindir. Ama para asıl amaç haline geldiği zaman o başka bir biçim alıyor ve bu tür saçmalıklar da ortaya çıkıyor ki bu yani hiçbir bir çocuğa bile 10 yaşındaki çocuğa bile bunu söylerseniz benimle dalga mı geçiyorsunuz der. Şimdi biraz fakirlerin, orta hallilerin ekonomisine dönelim istiyorum Sayın Bakırtaş. Vatandaş parasını enflasyondan korumak için dövize yatırıyor veya gidiyor borsada hisse alıyor, bekliyor ki değerlensin, o da biraz kazansın. Şimdi torba yasayla hem bankada biriken ya da orada duran dövizin faizine ve borsadaki kazanca uygulanan verginin %40'a çıkması söz konusu. %40 vergi uygulanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yetki verilecek eğer torba yasa meclisten geçerse. Ve eğer Erdoğan o yasayı uygularsa, o yetkisini uygularsa %40 vergi kesilecek bankadaki döviz faizine ve borsadaki gelire. Bu durumda dolar yastık altına ve kara borsaya düşmez mi? Ya bir TOBİ vergisi dediğimiz vergi vardır. Yani işlemlerden %1, %2 alınacak bir vergi. Bakın buna benzer bir vergi Çin birkaç yıl önce uygulamaya kalktı. Çin borsası allak bullak oldu ve o karardan vazgeçti. Yani bunu borsada uygulama şansınız yoktur. Borsada uyguladığınız zaman borsa çöker ve Türkiye'de sistem bakın para finansal bir kriz çıkar. Aynı şekilde bunu dövize de uygularsanız aynı şekilde kriz çıkar. Çünkü bugün mevduatların KKM'yi de koyarsanız %60 küsuru hala döviz cinsinden. Yani bireylerin bankaya yatırdığı paranın %60 küsuru döviz cinsinden. Siz böyle bir şey koyduğunuz zaman insanlar ne yapacak? Bankalara hücum edecek. Bankada böyle bir dolar yok. Böyle bir euro yok. Olmayan yani biz bankalara güveniyoruz ve bankada paramızı tutuyoruz. Ama o parayı gidip herkes çekmeye kalktığı zaman o parayı bankada bulma şansı kimsenin yoktur. Hiçbir ülkede yoktur. Yani bunu da hükümetin düşünerek adım atması gerekiyor. Bir anda Türkiye'de müthiş bir kriz çıkar. Bu yasadan mutlaka vazgeçmeleri gerekiyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Zenginlerden vergi alınsın diyorum ama bu tür vergileri ancak siz bakın bütün dünyada uygularsanız anlamlı olur. Yalnızca siz tek başına uygularsanız o sizden o para kaçar. Yani bakın Yellen'in %15 kurumlar vergisi işte bütün küresel bir kurumlar vergisi getirdi. O tarz bir şey de doğru. Şimdi o bütün dünyada siz bir yere para yatırdığınız zaman offshore bankacılığı bile yapsanız %15 kurumlar vergisi ödeyeceksiniz diyor. O bütün dünya için geçerli olduğu için onu uygulama olanaklıdır. Ama biz kalkıp bırakın %40'ı bakın %1 vergi %2 zaten bir tane alım satım vergisi var. Öyle değil mi? Kimse Evet. önemsemiyor. %1 alım satım yaparken veriyor. Ama siz bir de kazançtan bunu vergi yapıp bir de bunu yiyeceksiniz, beyanname vereceksiniz falan deyince bu insanları korkutur ve herkes bir anda bankalara hücum eder ve Türkiye'de olmayan bir bankacılık krizini biz tetiklemiş oluruz. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Konuşulması bile tehlikeli ve dikkat ederseniz dövizde bir yeniden hareketlenme başladı. Niye? Bundan dolayı başladı. İnsanlar paralarını bankadan çekmeye başlar. Ve çekmeye başlayınca ne yapacak? Banka o dövizi bulamayacak. Bulamayınca tahtakaleye gidecek. Tahtakalede dövizin fiyatı artacak. Artı başka ne olacak? Döviz vermek için TL'ye ihtiyaç duyacak değil mi insanlar döviz almak için? TL yok. TL'nin de bakın faizi yükselecek. İki katmerli bir krizle karşı karşıya kalırız. Hem dolara olan talep artar. Hem TL'ye olan talep artar ve bu bakın 2001 krizi aynı böyle bir krizdir. 2001 krizi durup dururken
bir Ziraat Bankası'nın Halkbank'a ya da Yapı Kredi Bankası'na 500 milyon TL bir borcu ödeyememesinden kaynaklanmış bir krizdir. O şey gitti banka şeyden almaya kalktı. Tahtakale'den almaya kalktı. Faizler bir anda binde 3000'e falan çıktı. %3000'e falan çıktı faizler. Ve biz krizini yaşadık. Finansal krizler böyledir. Finansal krizler bir anda çıkar ve siz yaptığınız bir yanlış o krizi tetikler. Ki bu da ona gebedir. Onun için ben hükümetin bunun söyleminin bile yanlış olacağını düşünüyorum. Ve bu müthiş, mutlaka bir krizle sonuçlanır. Yani sonuçlanabilir bile demiyorum. Krizle sonuçlanır. Merkez Bankası bir açıklama yapar, TL'yi güçlendirmek için der. Torba yasada bu %40 vergi meselesi konuşulup TL'yi güçlendirmek için denir. Bu durumda TL güçlenecek mi gerçekten de? Yani bütün bunlar yaparken TL güçlenir mi? Ya Bakın da dolarda siz nasıl bir hareket bekliyorsunuz? bu tür polisi önlemlerle TL güçlenmez. TL'nin güçlenmesi ekonomimizin istikrarlı olmasına bağlıdır. Fiyat istikrarının sağlanmasına bağlıdır. Fiyat istikrarını siz sağlarsanız, faiz istikrarını da sağlarsınız, kur istikrarını da sağlarsınız. Bakın bu Türkiye'de sağlandı. Yani %10 civarında da olsa bir enflasyonu biz istikrarlı hale soktuk. Değil mi? %9, 10, 11 civarında bir istikrarlı hale soktuk. 2000'li yıllardaki bu hükümetin politikalarıyla soktuk. Ama sonra ne oldu? O yıllarda döviz artmadı. Değil mi? TL değerlendi. Yani ekonomi alt kesimlerin refah düzeyi arttı falan filan. Yani şimdi 2002-2007 dönemi Ki Kemal Derviş'in kurduğu yasalarla ortaya çıkan bir dönemdir. Bu hükümet de onu gayet iyi uygulamıştır. Ama sonra IMF çıpası ortadan kalkıp da biz ne zamanki kamu ihale yasalarını değiştirmeye, canımızın istediğini ihale vermeye, şu yapmaya başlayınca ne yaptı? İstikrarsızlık oluşmaya başladı. O istikrarsızlık hemen fiyatlara yansıdı. Fiyatlar artmaya başlayınca kur arttı, faizler arttı. Hepsi birbirine bağlı şeyler. Aynı bunun denenmesi gerekiyor. Yani eskiden yapılmış bir şey. Siz fiyat istikrarını sağlayacak bir ekonomi modeline geçmeniz lazım. Bakın bugün tabii şimdi bir yazı yazmaya çalışıyorum. Hala Mehmet Şimşek döneminde de bizim ithalatımız, özellikle tüketim harcamaları ithalatımız artıyor. Tüketim harcamalarını ithalatını siz kısmadan, özel tüketimi kısmadan, yani ekonomiyi soğutmadan sizin enflasyonu düşürme şansınız yoktur. Türkiye'de ekonomi düşürmek için mutlaka ekonomiyi soğutmanız lazım. Onun için tüketimi cazip olmaktan çıkaracaksınız. Bugün insanlar ne yapıyor? Gelecekteki harcayacakları malı bile bugünden almaya kalkıyorlar. Niye? Fiyat artar diye bakıyorlar. Yani gelecek taleplerini bile bugüne kaydıran bir ekonomiyi siz istikrarlı bir ekonomi olarak düşünebilir misiniz? Böyle bir ekonomik düzende mutlaka doların da fiyatı artar, faiz de artar, her şey artar. Bakın, bir bütün olarak artıyor bunlar. Onun için siz Artık istikrarı 30 sağlayın. liraya, artık dolarda 30 liraya alıştık. Yıl sonuna kadar, aralığa kadar En daha sonunda 30 üst lira rahat. civarında o yani 29,5-30 arasında olacak öyle görünüyor. Ama bu şeyden sonra da Mart'a kadar da pek artış olacağını düşünmüyorum. Çünkü Çünkü yerel Türkiye'de seçim var. evet seçim var seçim orada da çok ilginç bir şey var. Yani sizin tüketici fiyat tüketici güven endeksi var. Tüketici güven endeksine bağlı olarak seçimler biraz belirleniyor. Tüketici güven endeksi 90'ın altına düşen bütün seçimleri AK Parti ya büyük şehirleri kaybediyor. Yani bu 2009'da da öyle olmuş. 2010 şeyde de böyle olmuş. 2019'da da böyle olmuş. 2015 Haziran'da da böyle olmuş. Yani AK Parti'nin seçim kaybettiği ya da müthiş oy kaybettiği şeylerde bakın tüketici güven endeksi 96'da. 90'ın üzerinde olan seçimleri AK Parti kazanmış. Bugün de tüketici güven endeksi 75,5. Yani tüketici güven endeksini artıracak hamleler yapması gerekiyor. Tüketici güven endeksi de neye bağlı diye baktığınız zaman iki temel unsura bağlı olarak çıkıyor ortaya. Bu nedensellik ilişkilerine bakarak söylüyorum. Bunların bir tanesi kur, dolar. Dolar artarsa tüketici güven endeksi düşüyor. Onun için tüketici güven endeksini düşürmemek için bugünkü iktidar ne yapacak? Doları artırmayacak. İki, gene bakınca tüfe, enflasyon. Enflasyon da neye bağlı? Yine 0,5'i yani
1 liralık enflasyondaki %1'lik artışın 0,5'i kurdan geliyor. Onun için kuru neredeyse sabitleyecek konumda Mart'a sonuna kadar getirecek. Ama ondan sonra ne olacak dersiniz? Ondan sonra Türkiye'de IMF'ye ya da IMF'siz ama büyük olasılıkla IMF'de olacak. Çünkü burada da baktığımız zaman Mehmet Şimşek dışarıdan gitti, büyük paralar aradı falan. Paranın falan geldiği yok. 987 milyon dolar Türkiye'ye bir bu ana kadar para girişi olmuş. Diğer yerden giren paralar bizim şeylerimiz artıyor görünüyor. Brüt rezervlerimiz ama onlar daha çok swap ve sukuk anlaşmaları bağlamında olunca bizim net rezervlerimizde swaplar hariç rezervlerimiz neredeyse eksi 60 milyar dolar civarında bir şeye sabitlenmiş gibi görünüyor. Ve böyle bir ortamda dışarıdan para gelmesini sağlamak için mevcut ekonomik yapıyı biraz değiştirmeniz gerekiyor ve bir çıpaya ihtiyacınız var. Nedir dediğimizde o çıpa IMF çıpasıdır. O çıpaya sahip olmadıkça Türkiye para akışının olması söz konusu değil. Bunun da olabilmesi için kurun doların 42 lira civarında bir şeye seçim sonrası çıkması gerekiyor. Yani biz yüksek bir devalüasyonla ondan sonra bu IMF istikrar politikaları dediğimiz politikaları biz 2 yıl uygulayıp uygulamakla karşı karşıyayız ki burada da asıl sorun şu. Bunun ceremesi kime çıkacak? Halka mı çıkacak? Zenginlere mi çıkacak? Şimdi hükümet buradan biraz da gidip işte borsada kazanan para ödesin diyor da o iş öyle değil. Döviz ödesin. Oradan değil. Başka yerden alacaksınız o parayı. Servet üzerinden vergi koyacaksınız. O zaman servet üzerinden vergi koyarsanız ona kimsenin para şeyden kaçmaz, dövizden kaçmaz. Ama siz bunu dövize, borsaya getirip koymaya kalkarsanız bu iş Türkiye için çok pahalı bir deneyim olur. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Sevgili seyircilerimiz, sizlere teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın.